Merhaba ben Merve Taştan. Ben Burak Yak. Bu videoda önereceğimiz filmlerde odaklandığımız nokta içinde Halloween olup olmamasından ziyade sizi o spooky, o ürkünç tüyler, tüyler ürpertici havaya ne kadar soktuğu olacak. Tabii yine önereceğimiz filmler içerisinde direkt Halloween gününde geçen filmler de var. Eğer direkt listeye geçmek isterseniz şu dakikaya gidebilirsiniz. Biz şimdi biraz Halloween gününden bahsetmek istiyoruz. Bizim Cadılar Bayramı dediğimiz Halloween kelimesi All Hallows Even ya da All Hallows Eve kelimelerinin zamanla kısalmasından ortaya çıkmıştır. Tarihi 1 Kasım olan All Hallows Day yani Azizler Günü'nün arifesi anlamına gelir. İsim ne kadar Hristiyan inancından çıkmış olsa da Cadılar Bayramı kutlamalarının tarihi aslında Keltik paganlara dayanır. Keltik paganların Türkçe okunuşuyla Samhain, Samhain dedikleri bir festival, bir kutlamaya dayanır. Bu kutlama hasat döneminin bitişini ve kışın ya da yılın karanlık yarısının başlangıcını belirtir. Samhain kutlamaları aslında 31 Ekim ile 1 Kasım arasında sürüyormuş. Yani sadece 31 Ekim akşamı değil de 1 Kasım'ın sabahına kadar sürüyor. Kelt mitolojisine göre 31 Ekim gecesi öteki dünyaya açılan kapılar aralanır. Doğaüstü varlıkların ve ölü ruhların bu dünyaya gelmesine olanak tanır. Dört büyük Kelt festivalinden biri olan Bealtin yaşayanların ve yazın festivaliyken Samhain ölülerin ve kışın festivalidir. Ölülerle ilgili aslında daha farklı kültürlerde de yine böyle festivaller var. Merve iyi bilir. Dea <laughs> de los muertos, ölüler günü. Meksikalıların kutladığı Deodolos Muertos'un kökleri de Azteklere kadar dayanıyor. Savayında keltler kendilerini kötü ruhlardan korumak için onları taklit eden maskeler takar ve kostümler giyerler ve kapı kapı dolaşıp yemek karşılığında tekerlemeler okurlar. Yani baya bir Halloween'e evet. benziyor. Keltlerin sürdürdüğü bu gelenekler 19. yüzyıl civarında İngiltere'ye sıçramıştır ve büyük İskoç İrlanda göçleriyle Amerika'ya da geçmiştir. Herkesin bildiği trick or treat yani şeker ya da şaka Sözcüğünün tam olarak nereden çıktığı bilinmese de 1951'de ünlü çizgi roman Peanuts'ta resmedildiğinde aslında kesinleşmiştir. Hani böyle bir geleneğin yerleştiği. Bayağı da günümüze yakın aslında. Halloween sadece Amerika'da değil birçok Hristiyan ülkede benimsenmiş olsa da aslında dünyanın birçok yerinde birçok kültüre ve dine mensup ülkeler aslında kutluyor şu an. Bayağı bir yaygınlaştı, bir dünyada ortakça sevilen bir geleneğe dönüştü. Eğlence günü. Yani, eğlenceli, eğlenceli. Bir şey. Oldu. Hani korkuyla eğlencenin birleştiği tatlı bir olaya dönüştü. <laughs> Hangi inanç olursa olsun insanların ölüm gerçeğini hatırlaması konusunda gerekli bir eylem olduğunu düşünüyorum. Fiilen kutlamasak da Cadılar Bayramı korku türünün tutkunları için her zaman keyif veren bir tema olmuştur <laughs> ve onlar için ayrı bir film izleme günü olmuştur. Evet. Yani o bir film izleme bahanesi, <laughs> bir film izleme günüdür artık. <laughs> Biz de bu korku eğlencesi gününü kaçırmak istemedik ve sizlere bu videoyu hazırladık. Umarız Cadılar Bayramı akşamı siz de bu filmleri izlerken bizim gibi büyük keyif alırsınız ve umarım içinde izlemediniz filmler vardır. İlk filmimiz bu listenin kaçınılmaz birincisi 2007 yapımı Trick or Treat. En sevdiğimiz. Evet yani favorimiz <laughs> listedeki. Olmaz favori. olmaz. Birinci sırayı hak eden bir film onu söyleyebiliriz evet. ha, Hak ediyor o konuda bize katılacağınızı düşünüyoruz. Eğer izlemediyseniz. Filmin hem yazarlığını hem de yönetmenliğini Michael Dorady üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Dylan Baker, Brian Cox, Anna Paquin gibi ünlü oyuncular var. Yönetmen Michael X-Men 2'nin yazar kadrosundaydı. X-Men 2'de de Anna Paquin oynuyor. Orada Oradan mi tanıştıklarını düşünüyorum ben. Bir Halloween günü gerçekleşen 5 olay eş zamanlı kurguyla anlatılır. Yani film bir korku antoloji Tüm bu olayların arasındaki köprü Sem isimli bal kabağı maskesi olan küçük bir karakterdir. Filmin konusuna giremiyorum çünkü hepsi ayrı, ayrı hikayeler. hikayeler. Ama Sem hepsinde ortak olan bir parça. O yüzden olamaz. Bir de ondan antoloji olduğu için o korkudaki o canavarların birçoğunu korku mitlerini görüyoruz filmde. Tek bir filmde o kafeye girebiliyorsun. Yönetmen Sam karakterini aslında 1996'da yaptığı Seasons Greetings isimli bir çizgi film için oluşturmuş. Buradaki Sam ismi videonun başında anlattığımız Sawain Festivali'nden geliyor yani tam hain diye yazıldığı Hı. için oradan almış onu Michael. Bu arada Trick or Treat'in bir devam filmi de duyuruldu. Heyecanla bekliyoruz. Aynı yönetmen mi? Aynı yönetmenden. Aa, iyi. Bence yenisi gerekiyor çünkü bu aralar çok kötü cadılar bayramı için korku antolojisi filmleri çıktı ve hiçbiri, gerekiyor. Hiçbiri bunun gibi değil. Değil. Filmin sinematografisi. <gülüyor> 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 evet çok... sinematografisi çok iyiydi. Mesela eğer Halloween'le ilgili böyle bir fotoğraflar böyle görseller falan rastlıyorsanız büyük bir kısmı bu filmde olabilir yani. Muhtemelen. Sam karakterini bir yerlerde görmüşsünüzdür. Kesin. Eğer filmi izlemediyseniz karakteri tanıyor olabilirsiniz. O zaman ben de çocukluğumun en özel filmiyle başlıyorum. Monster House. <laughs> Benim işime çok özel. Çocukluğumdan beri her cadılar bayramı zamanda ya da böyle yakın dönemde mutlaka bir açar izlerdim. <laughs> yakın zamanda izlemiştik yine. Evet. DJ 12 yaşında bir çocuktur. Ailesi cadılar bayramı zamanı hafta sonu onu bakıcıya bırakır ve tatile çıkar. DJ de karşı komşusu Bay Neighbor Cracker'ı hep gözetlemektedir. Bay Neighbor Cracker da sinirli, huysuz bir ihtiyardır. Bahçesine düşen eşyalara sinirlenir, çocukları korkutur. DJ de onun bir sırrı olduğunu düşünür ve onu açığa çıkartmaya karar verir. Bunu da yakın arkadaşı Chowder ki kendisi çok sevimli bir çocuk. <laughs> ve sonradan dahil olan Jenny ile birlikte yapmaya karar verirler. DJ, Chowder ve Jenny harika golden triolardan biri bence. Chowder'da mesela bu Stranger Things'teki çocuklara çok benzetiyorum. Evet. Ya The Stranger Things'teki çocuklar çevdere benziyor. Tabii ki de öyle de <laughs> D.J. ve Chowder arasındaki o komiklik, şakalaşmalar falan çok tatlı. Filmin yönetmenliğini Jill Kenan üstlenirken yapımcılar arasında Robert Zemeckis ve Steven Spielberg var. Ortaklaşa yapılan bu yapımda Zemeckis Kutup Ekspresi filminden sonra Motion Capture tekniğini yoğun olarak kullandığı ikinci filmi de bu olmuş. Filmin açılış sahnesini çok seviyorum ben ve orada bir Zemeckis etkisinin olduğunu düşünüyorum. Evet, Hatırlıyorsun değil mi? Tabii. Yaprak falan gibi. Evet. Filmin Oscar adaylığı da bulunuyor. Bence Cadılar Bayramı zamanında izlenecek çok tatlı animasyon filmlerden biri bu. Pet Tracing denen bir teknoloji var. Artık günümüz animasyonlarında hep kullanılan bir teknik. Ama o zamanlarda 2007 değil mi 2006. 2006, 2006 yılında bütün film bu teknolojiyi kullanarak tamamlanan ilk animasyon uzun metraj sinema filmi olma özelliğini taşıyor. Monster Animasyon animasyon tarihinde önemli bir yeri var bu film. Hı hı. Onu da söylemeden geçemedim. Zaten hani bu Zemeckis, Spielberg falan Ama aynı anda prodüksiyon olmasının de. temel sebebi bu bence. Arnold Renderer'la render Olabilir almışlar evet. ilgili olanlar için. Gelelim o zaman bir klasiğe. Carpenter klasiği olan Halloween Ad Adı 1978. zaten o 1978 yapımı. Seri katil filmlerinin slasher örneklerine evrildiği dönemde Texas Katliamı filminden sonra onun gibi popüler ve güçlü bir seri katiliyle tanışmış oluruz. O da Michael Myers. Tabii Texas katliamı filminde tek bir seri katil görmüyoruz. Yok, evet spoiler olmasın. Hani birden fazla katil olduğunu sadece söyleyelim. O yüzden Halloween bu konuda tek bir güçlü bir seri katil yaratma konusunda çok önemli bir örnek. Bir slasher örneği olarak Michael Myers cinselliğini kullanan gençleri sevmiyor ve onları öldürüyor. Küçük yaşta ablasını öldürdükten sonra akıl hastanesine kapatılıyor. Oradan kaçıyor ve bakıcılık yapıyor Final Girl'ümüz, sona kalan kızımız Lauren'in peşine düşüyor. Halloween filmi tanınırlığı açısından slasher sinema tarihine geçen filmlerden biridir. Carpenter'ın yaratıcı çözümleriyle kendinden sonraki birçok slasher filme ilham olmuştur. Filmde ebeveynlerin neredeyse hiç görmememiz katilin filmin başından sonuna kadar Final Girl'ü <laughs> Sona kalan kız yani. Sona kalan kızı devamlı takip etmesi bu tarz kodları bir şablon şeklinde Yapan ilk film diyebiliriz bu açıdan. Kodları yani daha önceden de tabii slasher filmler yapıldı ama bunları Carpenter yapıyor bu filmle evet. ilk olarak. O yıllarda düşük bütçeli yaratıcı filmlerinde tepe noktasına yerleşmiş oluyor. Filmin bir diğer özelliği de cinayeti açık bir şekilde göstermemesi. Carpenter bu konuda insanları iğrendirmek yerine onları huzursuz etmeyi amaç ediniyor. Tabii Carpenter'ın da ilham aldığı isimler ve filmler var. Filmin açılış sahnesinde küçük Tük Michael'ın bakış açısıyla ablasını ve sevgilisini izlerken bıçağı alıp üst kata çıkması, maskesini takması, geri gelmesi ve ablasını bıçaklaması arasında tek çekim yapmış Carpenter. Bu sahne sinematik röntgencilikle katille empati kurma arasındaki sınırı kaldırmış oluyor. John Carpenter'ın bu sahneyi tek çekim almasındaki cesareti de muhtemelen Orson Welles'in bitmeyen balayı ve hiç Hitchcock Hitchcock'ın Rock filmine Rock. ölüm kararı filmine gönderme. Zaten Carpenter Hitchcock'a çok fazla gönderme yapıyor. Psycho filmindeki isimleri dahil ediyor. Psycho filmindeki Janet Leigh, Halloween filminde Laurie'nin annesi. Aynen öyle. İkisi de çığlık kraliçesi. Bir cadılar bayramı klasiği olan bu filmi hala izlemediyseniz bence bu cadılar bayramında izleyin. Sıradaki film sizi cadılar bayramı havasına soktuğu kadar gotik atmosferlerde de dolaştıran Sleepy Hollow. 99 yapımı film Christina Ricci, Michael Gambon, Christopher Walken, Christopher Lee ve Johnny Depp gibi oyuncularla dolu muhteşem bir kadrosu var. O zamanın da popüler isimleri bunlar aslında. Yönetmenliğini ise gotik dediğimizde akla ilk gelen Tim Burton yapıyor. Filmin senaryosu Andrew Kevin Walker tarafından Washington Irving'in yazdığı kısa hikayeden uyarlanmış. New Yorklu dedektif Ichabod Crane yine New York eyaletinin bir köyü olan Sleepy Hollow'a gönderilir. Görevi kurbanların başsız halde bulunduğu bir dizi gizemli cinayeti çözmektir. Ancak yerli halk suçlunun efsanevi başsız süvariden başkası olduğunu düşünmemektedir. Ki bu Ichabod için bir sorun <laughs> teşkil ediyor. Johnny'nin oyuncusu çok şeker burada. Ben saçlarını da çok beğeniyorum burada. <laughs> Tam gotik yani. Tam gotik böyle çok iyi. Bu yani. film zaten Tim Burton'ın gotik klasiklere böyle saygı duruşu ya yaptığı evet. bence en iyi filmi. Ben hatta en çok gotik havasını Sweeney Todd evet. olarak düşünüyorum o ama O da ama o yani uça, o uçak uçak da gotikten geliyor. <laughs> Sleepy Hollow'dan İstanbul'a yani. uçuş. Yani Amerika'nın ilk gotik yazarı. Washington. Irving. Küçükken ne izlerdim? Böyle şey minik kaç ekran oluyor o? CD takım. 10 inç falan böyle. <laughs> Küçücük orada başsız su var. Başı var mı yok mu belli değil. <laughs> Kışın yorganın altında. <laughs> çok severim bu filmi. Herhalde senin kadar çok üst üste izlemedim ama çocukken falan izlemiştim. O yüzden bende de böyle retro bir duygu hı. uyandırıyor. O zaman Tim Burton'dan devam edelim. The Nightmare Before Christmas filmi önerisi yapalım. Bu Jack de baya bir Halloween ruhu var. Şey mi? Jack O Lantern'dan mı geliyor bu Jack? Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Bu balkabağından fener yapıyorlar ya içini oyup. Onun ismi Jack O Lantern. Öyle bir muhtemelen efsane muhtemelen. varmış. Filmin ismine aldanmayın. Bu tam bir Cadılar Bayramı filmi aslında. Zaten filmde 1993 yılında Cadılar Bayramı zamanında gösterime giriyor. Filmin yapımcıları ya da yönetmeni hatırlamıyorum. Bu bir Cadılar Bayramı filmidir demiş yani. Her ne kadar yönetmeni Tim Burton olmasa da onun en kişisel projelerinden biri bu. Onun stilini ve imzasını taşıyan bir iş. Filmin yönetmeni de animatör olan Henry Selick kendisini Coraline filminden tanıyoruz. Coraline. O da Nail Game <laughs> Coraline ve Gizli Dünya isimli kitabına uyarlamaydı. Aslında o da Halloween'a yakışan bir film ama Çaktırma. Neyse. Öyle dersek yerimiz kalmadı. Yani yer kontenjan. Liste yetmiyor. Bazı filmleri artık seneye, önümüzdeki yıllara falan bırakacağız. Yani. Aynen. Filmin konusuna geçelim o zaman. Halloween Town'un balkabağı prensi Jack Skelton bir gün tesadüfen Noel kasabasına varır. Oradakilerin fikirlerine bayılır ki kendisi de zaten insanları korkutmaktan artık sıkılmıştır ve çocuklara hediye vermeye karar verir. Canavarlar iyi şeyler yapmak isterler, insanları mutlu etmek isterler. Ama bu doğaları gereği aykırı bir davranıştır. Tim Burton'ın diğer filmlerinde de böyle karakterler görüyoruz. Tim Burton'ın zaten çok eskiden beri yaptığı stop motion tekniğiyle yapılmış. Filmin müziklerinde yine tanıdığımız Danny Elfman var. Danny Elfman fantastik filmlerde çok başarılı. Zengin melodileri, esprili lirikleriyle yine bu filmde de harika işler çıkarmış ve bize bir Halloween klasiği olan This is Halloween şarkısını bırakmış. Her Cadılar Bayramı zamanında direkt evet. aklıma geliyor yani. Halloween ile ilgili akla ilk gelen müzik. O zaman bir Tim Burton klasiğiyle daha devam edelim ve Beetlejuice filmini önerelim. Burton filmografisinde akıllarda yer eden bir film Beter Böcek. Ölüme vurgu ile başlıyor. Evli bir çift tatil sonrası aslında öldüklerini ve evlerinde hayalet olarak kaldıklarını anlıyorlar. Eve tabii yeni birileri taşınır ve bu çift de yeni taşınan aile bireylerin huzurlarını kaçırmaya karar verirler. Onları kovmak isterler ve bunun için de beter böcekten yardım isterler. Filmde Burton ölümün ardını gösterirken bunu büyülü bir gerçekçilikle yapıyor. Hem gerçek hem fantastik hem de tuhaflıkla birleştirerek özgün bir stil ortaya koyuyor. Beter böcekten sonra benim en sevdiğim karakter kıyafetleriyle siyah evet. ruju ojeleriyle solgun yüzlü Lydia karaktere, Burada Burton Munch ve Robert Wayne'e bir saygı duruşu yapmış. Shake 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 Snora. Sonra Banana Boat Song. Bunlar akılda kalıcı güzel müzikler. Evet. <laughs> Sıradaki film 1984 yapımı Hocus Pocus. Yönetmenliğini Çin Yuen Sang'ın yaptığı <gülüyor> <film>. <gülüyor> Şaka yapıyorum. Önereceğim film 84 yapımı değil. 93 yapımı Hocus Pocus. Bir cadı hikayesi olan Hocus Pocus filminin yönetmenliğini High School Musical gibi böyle aile filmleriyle isim yapmış Kenny Ortega yapıyor. Disney yönetmeni. Filmin başrollerini Beth Midler, Sarah Jessica Parker ve Kathy Najimy paylaşıyor. 300 yıllık bir uykunun ardından Salem'da kazara bir Halloween gecesi 3 cadı kardeş dirilir. Ve bu cadıların yayacağı teröre bir son vermek yine onları dirilten çocukların ve gençlerin elindedir. Çok eğlenceli bir film. Çok eğlenceli. Evet. Sinema sanatı olarak incelersen belki çok şahane değil ama. Çatıyor. Set tasarımı falan çok hoş. O yılların tatlılığı var. <laughs> 90'lar. Sanırım biz bu filmi yıllar önce Cadılar Bayramı'nda izlemiştik yine. <laughs> İnsanı gerçekten o havaya sokan bir film. Cadılar Bayramı Türkçesinde cadı var zaten. Cadısız olmaz. Cadı filmi olmadan olmazdı. Aynen. O yüzden bu filmi kesinlikle evet. öneriyoruz. Ailece izleyebileceğiniz billians bir film. Evet, ailece izlenebilecek bir film. Sonraki önerimiz geçen yıl çıkmış olan Scary Stories to Tell in the Dark filmi. Guillermo yapımcılığını üstlendiği. Doğru. <laughs> ama öyle bir pazarladılar ki yani Guillermo <laughs> del Toro'nun filmi. Toron filmi gibi aklıma kalıyor ama onun karakteristiklerini barındırdığı için evet. normal. Filmin yönetmeni bizim Burak'la Troll Hunter filmiyle tanıdığımız The Autopsy of Jane Doe filmiyle hayran kaldığımız o filmi çok seviyorum. <laughs> Andre Orvidel üstlenmiş. Bir Del Toro işbirliği olduğu için çıktığı zaman biz çok merak etmiştik. Büyük beklentilere girmeden hmm. izlenebilecek güzel bir Cadılar Bayramı filmi olduğunu düşünüyoruz biz. Bunda da bir hafif bir antoloji gibi bir şey var. Gibi tam değil. Aslında ben şunu söyleyeyim. Cadılar Bayramı geleneklerinden biri o akşam çocuklar birbirlerine Hikaya. korku hikayeleri anlatırlar. Evet, evet. Bu da o yüzden Cadılar Bayramı'na çok uygun bir film hmm. oluyor. Evet. 1968 yılında Amerika'nın bir kasabasında bir grup çocuk perili diye adlandırılan bir eve sığındıkları sırada eski bir günlük bulurlar ve okumaya başladıkları sırada çocukların başına gelen olayları izliyoruz filmde. İçinde güzel korku figürleri bulunduğunu düşünüyorum. Çok güzel sahneleri vardı. O o, o işte. Evet evet. evet. Uzun o, saçlı o. O güzel bir sahneydi evet. evet. Yönetmen giller mi gibi hatırlamam bir Ama sebebi onu, de onu görünce evet. Evet. Belki de aklıma. o mu çizdi acaba onu? sorunun bir karakter tasarımı çok benziyor. Tutkusu var. Yani filmlerinde hep böyle dünyayı, karakterleri Seviyor. çizen, böyle defterlerinde böyle Doğru. detaylandıran bir yönetmen. Kanın Labirentinde ay sayfalar evet. boyunca. <laughs> Müthiş hayran olduğumuz bir adam. Hı -hı. Filmin ikincisi de çıkacakmış. Bunun haberini de vermişler. Hı -hı. Yani merakla bekliyoruz. Çıktığında Hı -hı. izleriz. Belki daha sesini. iyi olur. Yani şimdi bir Olabilir. şeyleri kurdular çünkü. Olabilir böyle. Sıradaki film 1984 yapımı bir Wes Craven klasiği A Nightmare on Elm Street. Aynı zamanda korku klasiği. Yani Wes Craven'dan ziyade bir korku klasiği hatta Halloween klasiği de sayılabilir. Ünlü Freddy Krueger ya da Fred Krueger karakterinin yaratıldığı film Kruegersiz bir cadılar bayramı olamaz gibi evet, bir şey artık. Başrolde Heather Langenkamp varken yardımcı rolde yine Johnny Depp var. <laughs> Bugün bana düşmüş Johnny Depp'ler. Ancak bunun Johnny Depp adına özel bir yana var. Johnny Depp'in oynadığı ilk sinema filmi bu. Ya Johnny. Craven olmasa sen belki buralarda değil. Dolayısıyla burada baya bir genç 21 yaşında baya ergen yani. Yönetmene dönecek olursak Wes Craven bu liste için önemli bir isim. Hatta korku sineması için önemli bir isim. John Carpenter'dan bahsettik. O ne kadar önemliyse Wes de bir o kadar önemlidir herhalde. Bu film de onun inanılmaz düşük bir bütçeyle ve büyük zorluklarla yaptığı bir film. Kamera arkası görüntüleri çok iyiydi ya. O evet. yapma süreçleri falan. Bayağı yaratıcı çözümler bulmuşlar ya. Kesinlikle çok iyi. O zaman yani, kadar düşünülmemiş şeyler. bütçeye meydan okuyor film. Aynen bence. öyle. Çok iyi. küçük bir kasabada ergenler teker teker intihar etmektedir. Mahalledeki gençler gerçeğe dönüşen ve korkunç rüyalar görmektedir. Bir polisin kızı olan Nancy Thompson, Fred Krueger isimli eski bir suçlunun peşine düşer. Krueger ve intiharlar arasındaki bağlantının nasıl çözüleceği filmin temel konusunu oluşturur. Her ne kadar büyük bütçeli bir yapım olmasa da az önce söyledik. Büyük bütçeli yapımlarda görünecek böyle odanın ters dönmesi işte duvardan bir elin, e, elin suratının <laughs> gözükmesi gibi sıra dışı teknikler kullanmış evet. bu filmde. Fred Krueger unutulmaz bir karaktere dönüşmesini Robert England'ın oyunculuğunun yanında Wes Craven'ın dehasına da borçludur kesinlikle, diye düşünüyorum. Kesinlikle kesinlikle. İkisi de çok güzel bu karaktere katkı sağlamışlar. Ve şöyle bir şey diyeceğim. Mesela Halloween filminde canlı kanlı bir seri katil var gözünüzün evet. önünde. Wes Craven bunu alıyor bu seri katili. Onu sübrialist evet. bir seri katil yapıyor. Evet. Sadece rüyalarında seni takip eden gerçek bir şey bile değil. Bunu üst seviyeye çıkarıyor. O yüzden müthiş bir yaratıcılık. Evet. Bırakın Cadılar Bayramı'nı. Bu filmi bir korku severseniz mutlaka izlemiş olmanız lazım. O yüzden korkunç boyutta öneriyoruz. O zaman Wes Craven'dan devam edelim diyoruz ve sıradaki film Scream. Hatta Craven'ın aslında parayı kırdığı film diyebiliriz. Yani. Ne kadar geç olsa da. Craven'ın maddi anlamdaki en büyük başarısıdır Scream. Ölene kadar Scream'i devam ettirdi. En son çektiği film de Scream 4'tü. Başrollerde Neve Campbell, Drew Barrymore ve Courtney Cox gibi ismi duyulmuş oyuncular var. Bu film yazar Kevin Williamson'ın başarılı korku yazarlığının başlangıcını oluşturuyor. Gerçekten iyi film içinde başarılı bir yazar. Hayalet surat olarak bilinen bir katil gençleri öldürmeye başlar ve ölen sayısı yüksek yükselirken genç bir kız ve arkadaşları kendilerini sanki gerçeğe dönüşen bir korku filminin içinde bulurlar. Wes Craven'ın bir slasher parodisi olan bu filmle 90'lar korku sinemasının aslında sınırlarını çizmiş. Yani her ne kadar bir parodi yanı olsa da diyeyim. 90'lar ve daha sonrasında yapılan korku filmlerini büyük ölçüde etkileyen bir film bu. Slasher klişelerini alıp zekice kullanarak tropa çevirmiştir. Yani Türkçesi film mecazı diye geçen bir şey bu. Hem bu sebeple hem de 90'lar 2000'ler arası çocukluk yaşayan bir jenerasyonun asla unutamayacağı bir film olması sebebiyle benim için de ayrı bir yeri var bu Hı. filmin. Direkt çocukluğumu hatırlatıyor bu filmde benim. Aklıma hep korkunç bir film serisi geliyor. Evet, evet ya o kadar böyle birbirine bağlandılar ki bu arada yeni bir scream filminin de geldiği doğrulanmış yönetmenliğinin Ready or Not filmiyle büyük başarı yakalayan Matt Batinelli, Hı. Olpin ve Tyler Gillett yapacak. Ready or Not Güzel da bir hoş bir filmdi. filmdi. Güzel. Yani beğenmiştim Güzel kritiklerden değil. de iyi oy almış evet. Evet, evet. Seri düşüş yaşadı tabii. ilk filmin etkisi gibi hiçbir zaman olmadı. Kurtaracağını düşünüyorum. Biraz öyle bir umut var içimde. Sonraki önerimiz yine bir animasyon filmi. 2012 yapımı Paranormal. Filmin ismini çok seviyorum ben bu arada. Bence de güzel. <laughs> Light Hollow kasabasında yaşayan Norman isimli çok tatlı bir çocuk. Ölüleri görebilmektedir ve onlarla konuşabilmektedir. Bu yeteneği yüzünden de hep dışlanmıştır. Fakat bir gün bu yeteneğinin sadece onda olmadığını öğrenir. Bunun üzerine bir de kasabayı kurtarması gerekecektir. Akıllıca mizahı korku filmlerine olan göndermeleriyle sadece çocuklar için değil yetişkinler için de çok severek izleyeceğinizi düşündüğüm bir animasyon filmi. Sam Fell ve Chris Butler'ın yönettiği bu animasyon Tim Burton filmlerinden alışkın olduğumuz stop motion tekniğiyle yapılmış ve bu şekilde yapılmış olmasını ben çok seviyorum. Ayrı bir hava katmış kesinlikle. Üslup tercihi yani. Bence yine ailece izlenebilecek güzel Cadılar Bayramı filmlerinden biri. Sıradaki film Scary Stories to Tell in the Dark'la aynı yıl çıkan Hound <laughs> filmi. Filmin yazarlığını ve yönetmenliğini A Quiet Place filminin yazar kadrosunda bulunan Brian Woods ve Scott Beck yapıyor. Bir Cadılar Bayramı gecesi bir grup genç Haunted House denen bir korku evi keşfeder ve girmeye karar verir heyecan yaşamak için ve Aksiyon aksiyon. Bir aksiyon yapalım. <laughs> Evdeki olaylar gittikçe garip bir hal almaya başlar. Daha çok söylemeyeceğim spoiler olmasın <laughs> diye ama filmde kesinlikle dikkatimi çeken, hoşuma giden birkaç sahne var ki zaten korku filmleri içinde önemli olan budur. Bütün <laughs> film çok iyi ama içine birkaç anahtar sahne vardır. Onlar sizi etkiler ve o film söylenince aklınızda o kalır. O yüzden iyi bir film olduğunu düşünüyorum. Kötü değildi. Bir de hani şöyle underrated hak ettiği ilgiyi pek görememiş bir film bence. Hı -hı. Filmin yönetmenleri bence birlikte iyi iş çıkarıyorlar. Daha da bir şeyler yapacak gibi duruyorlar. Hı -hı. Sam Raimi'nin prodüktörlüğünde olan Fifty States of Fright diye bir dizide yönetmenlik yapmışlar birkaç bölüm. İlerleyecek gibi duruyorlar. Bu evet. da çıkış yaptıkları film. Evet. Buralar değerlenir diyorum. O yüzden siz hazır günü gelmişken bu filmi aradan çıkarın izleyin. Biz de geçen yıl Cadılar Bayramı'ndayız. Yine şimdi. Cadılar Bayramı'ndayız. Sonraki önerimiz 1996 yapımı The Craft filmi. Filmi Andrew Fleming yönetiyor. Yeni bir şehre taşınan Sarah okulda büyücülükle ilgilenen üç genç kızla arkadaş olur. Dördü birlikteyken güç kazandıklarını anlayan kızlar bu gücü kontrol edilemez şekilde kullanmaya başlarlar. Yani işler pek yolunda gitmez. Popüler cadılık filmlerinden olan The Craft, 90'lar estetiği açısından çok güzel olduğunu düşünüyorum. Kıyafetleri, set tasarımı, makyaj bence evet. çok iyiydi filmde. Evet. Biz çok beğenmiştik. Nancy karakterinin film ilerledikçe saçı böyle gittikçe kabarıyor. Çok iyi. O mesela karakter değişimiyle doğru orantılı gitmiş. Güzel bir. Gördüğüm en iyi cadılardan biri ya Nancy. Yani evet. Kıza makyaj yapma zaten kendisi de böyle bir affına sığınarak söylüyorum. Bir cadı havası var yani. <laughs> onu diyeceğim o saç olayı mesela düşünürsün hani saçla kostümle ne kadar alt metin yükleyebilirsin ki bir filme diye düşünürsün. Çok Bu karakter iyi bir örnek onun için evet. onu söylemek Sil istiyorum. baştan filminde saç ne kadar önemli. Orada da işte ders niteliğinde bunlar ders oldu bize. <laughs> <Farz gülüyor> bize. Farz. Farz <laughs> bize, farz. Bu arada Scream filmiyle aynı yıl gösterime giriyor. Evet. Oradaki New Campbell bu film evet cadılarımızdan uçuşa geçmiş biri <laughs> yani ne nasıl Campbell. tesadüf olmuş ilginç <laughs> bir cadılar bayramı filmi olarak bir cadı filmi daha öneriyoruz vampirsiz cadılar bayramı da olmaz 1987 yapımı the lost boys filmini öneriyoruz Komedi korku. Filmin yönetmenliğini Joel Schumacher yaparken filmin yazarları Jen Fisher, James Jeremiah ve Jeffrey Bone paylaşıyor. Kesinlikle ürpertici bir gerçek yani bu. <laughs> Yönetmen ve 3 yazar da isimleri J ile başlıyor. Oyuncu kadrosu da gayet sağlam. Kiefer Sutherland, Diane Waste, Edward Harmon var. Eşinden ayrılan bir anne ve iki çocuk büyük babalarının yaşadığı California Santa Carla'ya taşınırlar. Kaotik bir kasaba olan Santa Carla da vampirlerin yaşadığına dair söylentiler dolaşmaktadır. Kısa süre içinde iki kardeş kendilerini kasabanın karanlık yanıyla yüzleşirken bulur. Keith Sutherland'in oynadığı ki şu an bakınca adam çok böyle ciddi bir adam falan ama burada tam böyle punkçı. Bad boy. Bad boy yani. Çok akılda kalıcı bir karakter. David karakteri. Sarı saçlarıyla. Sap, sarı ötesi. <laughs> saçlarıyla. ikonik bir karakter. Bu filmi düşününce aklıma hep The Doors'un People Are Strange şarkısı geliyor. Şehre ilk geldikleri sekansta ve filmin sonunda çalıyor. Ki Jim Morrison'ın posteri Postkilde. var vampirlerin ininde. Lizard King. Lizard King. <laughs> 1980'lerin rengarenk tatlılığıyla birlikte bir vampir filmi izlemek istiyorsanız ve bunu Halloween'de yapmak istiyorsanız size bu filmi öneriyoruz. O zaman son önerimize geliyoruz ve en sonda Pennywise bizi karşılıyor. It'in hem mini TV serisinde 1990 yapımı hem de sonraki uyarlamalarını böyle baz alarak karışık bir konuşma yapacağız. Genel olarak bir, It filmlerini öneriyoruz aynen. burada. Bir King klasiği olan It. Benim için çok özel bir film. Hem kitaplarıyla hem filmleriyle. Çünkü çok güzel bir altyapısı olduğunu düşünüyorum hikayenin. Çocukların başrolü olduğu filmler ayrı bir olarak... Güzel, Güzel zaten. Yani o yetişkin kısmı da var ama hani o, o kısımdan beni vuruyor en çok. Hmm. King'in Ceset kitabından uyarlanan Stand By Me filmi de bende aynı duyguları uyandırıyor. Hani King bu konuda da çok iyi bence. Olaylar Derry kasabasında geçmektedir. Mazgallarında, kanalizasyonlarında, çocukların rüyalarında canlanan bir yaratığa ev sahipliği yapar. Daha önce bu yaratıkla savaşan yedi genç, yıllar sonra yetişkin olduklarında yeniden Derry kasabasına dönerler ve onunla yüzleşirler. Çocukların yaşamış oldukları travmaları unutmaya çalışmaları ama yetişkin olduklarında bile onları unutmamış olmaları çok etkileyici. Bu filmi bir korku filmi olmasının dışında bir psikolojik gerilim olarak da görüyorum ben. Bu travmaların görmezden gelinmesi, zorbalıkların temsili çok iyi yansıtılmış hem kitabında hem filminde. Derin bir altyapısının olmasından dolayı ite bir ara yine yolumuz düşerse uzun uzun konuşuruz ki düşeceğiz düşünüyorum ben. Ben. Muhteşem kostümü ve iticiliğiyle Pennywise bence Halloween için doğru bir seçim olacaktır. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız içinde keyif aldığınız filmler olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Happy, Happy Halloween. Halloween.